Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle Cesur Yeni Dünya dizisini konuşacağız. Dizi yeni kurulan Peacock online dizi izleme platformunun ilk dizisi. Türkiye'de servis sağlayıcısı yok fakat zaten ücretsiz olarak tüm dünyaya reklam amacıyla diziyi sundu. Türkiye'de de herhangi bir internet sitesinden ya da Beanconet üzerinden izleyebilirsiniz. Dizi 9 bölümden oluşuyor. Her bölüm ortalama 40-45 dakika arası. Tabii yaklaşık 500 dakikalık bir dizi. Yani 15 dakikaya sığdırdığımız zaman unuttuğumuz kısımlar, atladığımız kısımlar, başka şeylere önem verdiğimiz kısımlar olabilir. O yüzden sizlere benim anlatmadığım önemli kısımları aşağılara yazabilirsiniz. Dizi 1932 yılında yayınlanmış Huxley'in aynı isimli kitabından uyarlama. Tabi uyarlama her uyarlama olduğu gibi bu da farklı yönlere gitmiş. Hatta şöyle diyebiliriz. Dizinin evreni kitaptan uyarlanmış olsa da birbirinden çok uç noktalara gitmişler. Tekrar diziye dönecek olursak aile, evlilik, tek eşlilik, ebeveynlik, din, tanrı, para gibi olguların olmadığı, hatta bırakın olmasını birer hakaret olarak kabul edildiği bir dünya. Yani birisine annesinin ismini sormakla sen Abdülhamit'i savundun, alçak kuş demek hemen hemen aynı şeyler. Alçak kuş! Terbiyesiz! Lütfen. Çocuklar yapay ortamda yumurta ve spermin döllenmesiyle üretiliyor. Devletin kuluçka merkezleri var. Orada büyütülüyor. Tabi genetik mühendisliğinin yardımıyla yapılıyor çocuklar yapay ortamlarda. Toplum sistemine göre, toplumun neye ihtiyacı varsa ona göre yapılıyor. Çocuklar toplumun ihtiyacına göre üretiliyor. Hangi meslek grubuna ne kadar ihtiyaç varsa o kadar üretiliyor veya hangi cinsiyete ne kadar ihtiyaç varsa o kadar üretiliyor. Tabii üretilirken genetik mühendisinin yardımıyla da kas sistemine göre şekillendiriliyor. Toplumda 5 farklı sınıf var. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Bunlar fiziki özelliklerine ve zekalarına göre sınıflandırılıyor. Yani şunu hemen belirtmek ihtiyacı hissediyorum. Bir çocuk zeki ise alfa olmuyor. Bazı zeki çocuklarda üretilirken hormonlarıyla oynayarak aptallaştırılıyor. Vücut yapıları değiştiriliyor. Bu şekilde üretiliyor. Böyle bir toplum düşünelim. Sadece iyiye, güzele, doğruya, mükemmelliğe yer var. Bırakın kötülük yapmayı, kötülük düşünmeyi, toplum sistemi sizden normal olmanızı bile beklemiyor. Yani normallik bile anormallik olarak karşılanıyor. Duygu seviyelerinizdeki en ufak bir düşüş hemen toplum yöneticileri tarafından fark ediliyor ve size legal uyuşturucu sunuluyor, Soma. Soma'ya alıp kafayı rahatlatıyorsun. Ben işte iş çıkışı gideyim evime iki dizi izleyeyim. İşte ne bileyim ya da çok yorgunum, malak gibi yatayım yok. Göze takılan optik lens sayesinde ki toplumun her bireyi birbirlerini gözünden görebiliyor yaptıklarını ve Indra adındaki toplum sistemi de tüm bireyleri görebiliyor. Bu lensi çıkarmak çok ciddi bir sıkıntıya yol açıyor. Mesela lavaboya gireceğim, tuvalete gireceğim, 2 dakika lensi çıkarayım dediğin zaman işte sen bu konu toplumdan saklayarak topluma çok büyük kötülük yapıyorsun diyecek bir sistemle karşı karşıyalar. Ki bunun abartı olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. Çünkü bölümlerden birinde işte ana karakterlerden biri Bernard lavaboda tuvaletini yapıyor bildiğiniz. Hala alafranga tuvaletler var. Alafranga mı deniyordu onu? Evet. Buraları kesmez. İşte tuvaletini yaparken tak müdürün hologramı işte beliriyor ve Bernard'a fırça atıyor. Vay efendim işte sen lensini çıkarıyorsun. Özel hayatım var. Böyle olmaz. Sen alfa artısın. Topluma örnek olman gerekir. İşte çık biraz gez dolaş. Genç adamsın. Azıcık çapkınlık yap. Bak işte seks yapmıyorsun bayağıdır. Seks yapman lazım. İşte sorunun mu var? Soma mı verelim? Tarzı bir mesaj çekip adamı tuvalette en sonunda baş başa tuvalette şeyle baş başa bırakıp çıkıyor. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Sizce bu toplumda yaşamak ütopya mı olurdu, distopya mı olurdu? Şimdi siz bu soruyu düşünürken
Ben kendi cevabımı vereyim. Bu toplumda yaşamak, eğer içinde yaşıyorsanız ütopya olurdu. Dışında yaşıyorsanız distopya olurdu. Çünkü öyle bir toplum ki düşünmenize, okumanıza, bir an yalnız kalmanıza izin vermeyecek. Çünkü sorgulamadığınız zaman çok da mutlu olacağım bir dönem olur. Biraz da indireyi açmam gerekiyor. Şimdi muhtemelen dünyada bir felaket olmuş ve insanlığın sonu gelmiş ya da gelmek üzere. İlk sezonda bunları bize tam göstermediler. Muhtemelen bu soruların cevaplarını ikinci sezonda olacağız. Yani dünyaya bir şey olmuş ve sonrasında 10 kişi bir ekip Indra'yı yaratmışlar ve Indra'dan yeni bir dünya kurmalarını istemişler. Bir yapay zekadan. Çeşitli simülasyonlar sonucunda Indra cesur yeni dünyayı yarattı. Tabii bu 10 kişilik ekipten de tek yaşayan, daha doğrusu tek gösterilen Mustafa Mont isminde bir kadın. Açıkçası kitabında Mustafa ve Mont olmasının bir anlamı vardı. Ama dizide muhtemeldir ki zenci açını kapatmak için karakteri hem kadın ve zenci yapmışlar. Ya böyle bir değişik durum var yeni dizilerde. İlla bir sosyal gönderim. Şeyde Aragon zenci olsun demişler. Şey Gandalf, pardon. Yok şeyde de Gandalf kadın oynasın demişlerdi. Yeni dizide. Mustafa Mont'tan bahsediyorduk değil mi en son? Yapay zeka işte cesur yeni dünya yaratıyor. İnsanlara hiç boş vakit vermiyor. Yani kendilerini düşünmek için vakit vermiyor. Sürekli onları hazza boğuyor. Sürekli onları zevke boğuyor. Sürekli zevki ve hazza arttırıyor. Çünkü her toplum çürür ve yok olur. Indra bunun önüne geçmek istiyor. Bir yerden sonra da işte Mustafa Mont'la fikir ayrılığına düşüyorlar diyelim. Yani yaratıcısıyla fikir ayrılığına düşüyor. Çünkü Mustafa Mont'un söylediği Indra kendini hala simülasyonda zannediyor ve ona göre davranıyor. Indra'nın da söylediği o kadar fazla veri akışını kontrol ediyor ki bir insanın göremeyeceği öngörüleri görebiliyor artık. Çıkar yani çatışma burada başlıyor. Son olarak da şundan bahsetmek lazım dünya ile ilgili. Indra'nın sunduğu sistemi kabul etmeyen, eski düzen yaşamaya çalışan insanlar var. Sistem buna vahşiler diyor. Amerikan Başkanı Trump'ın Meksika sınırına örmeye çalıştığı duvarı hepimiz duymuşuzdur. Indra bunun gayet teknolojisini üretiyor ve vahşilerle medeniler arasına örüyor bariyer diye. Vahşiler dünyasından kimse medeniler dünyasına geçemiyor. Tabii medeniler geçip vahşiler dünyasına tatil yapıyorlar. Alfa ve betalar. Zaten bizim daha doğrusu dizinin başlangıcı da burada. Yani 3 ana karakterimiz de burada karşılaşıyor. Peki bir şey soracağım. Bu dizideki mantık şöyle bir mantık. Yani Westworld'da bir mantık vardı ya. Hani mesela videonun başında şey dedi ya. Toplumun ne ihtiyacı var? Atıyorum markette kasiyere ihtiyacı var. Ya da bahçede bahçıvana ihtiyacı var. Sistem atıyorum 10 tane bahçıvan üretiyor. Ve bunlar ömrünün sonuna kadar bahçe işi, market işi yapıyor. Öldürülüyor, tekrar sistemde aynı şekilde devam ediyor mu? Ölen yerine yenisi üretiliyor. Aynen devam ediyor. Yani Westworld'daki gibi bir olay yok. Westworld'da tek ortak noktaları parkı kullanmalı şekilleri. Yani mesela uyarlamada kitapta park yok. Daha doğrusu böyle bir eğlence parkı yok. Yine vahşilerin yaşadığı bir bölge var. Ama oraya gidip ziyaret ediyorsun, geliyorsun. Orada bir eğlence parkı, çeşitli işte evlenme törenlerinin hani Westworld'da da vardı ya işte Batı dünyası, işte Hint dünyası, Çin dünyası gibi böyle çeşitli parklar kurmuşlardı ya. İkinci sezonda gösterdikleri. Burada öyle bir şey, kitapta öyle bir şey yok. Ama yine aynı şekilde uyarlandığı için benzerini yapmış. Dizide yapmışlar mesela. Bir evlilik nikah törenini gösteriyorlar. Orada da hatta gelinin aşığı
basıyor. İşte kıskançlık ne kadar kötüdür. Herkes herkesin olmalıdır. Onu işlemek için işte ne bileyim bir Kara Cuma ile alakalı şu var ya alışveriş çılgınlığı ile alakalı bir parodi yapmışlar. İşte onunla alakalı yapmışlar yani. Yani sadece Jordan Westworth'da o bağlantısı var. Aslında şunu da söylemek lazım. Mesela kitapta koşullandırmaları nasıl yapıldı çok detaylı anlatılıyor. Bunlar bebekken odaya gül ve çiçek bırakıyorlar. Tamam mı? Çocukları o yönde kanalize ediyorlar. Şurada işte gülleri, çiçekleri, işte kitapları eline alıyor. Tam o anda elektrik veriyorlar. Çocuklar elektrik çarpıyor. Tabi bunlar feryat figan bebekler daha çünkü. Yeni 1 yaşında, 2 yaşında bebekler bunlar. Kitapları, gülleri atıyorlar direkt. Bunu bir kere değil, iki kere değil, haftada 5 kere bir sene boyunca yapıyorlar. O kadar şey yapıyor ki çocuğun bilinçaltına kitap ve çiçek gördüğü zaman büyüdüğünde de koşarak kaçıyor. Çünkü o atıyorum kat görevlisi olacak veya madende işçi olacak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden onların kitabı ve botaniğe ihtiyacı yok diye bunları bu şartlandırmadan uzaklaştırıyorlar. Kendi ilgi alanları dışındaki her şeyleri mühendis, kaçacak bir neşve olarak tanıtıyorlar. Aynen mesela mühendisleri de baş aşağı bırakıyorlar haftanın 4 günü. Çünkü mesela roketler falan olduğu için uzayda onları baş aşağı şey yapsın, tamir edebilsin diye. Çünkü şey diyor kitapta mesela, baş aşağı durmak beni mutlu ediyor diyor mühendislerden bir tanesi. Tabii bu karakter durumunu tam olarak yansıtamamışlar diziye. Yani şimdi şöyle düşünün. Arka fonda iktidar savaşı var. Yapay zeka ve yaratıcısı birbiriyle iktidar savaşında, güç savaşındalar. Önde bildiğiniz biz aş üçgeni izliyoruz. İşte Bernard Lenin'e aşık. Lenin'e tabii sistemden dolayı herkesle beraber oluyor. İşte John buna bozuluyor ama o da herkesle beraber oluyor. İşte John tabii popüler oluyor. Bir nevi Instagram fenomeni gibi bir şey oluyor o dünyada. Yani aslında John'u güdüleyen, Epsilon'ların isyanına katılmasını sağlayan bir nevi aşk oluyor. Yani güdüsü aşk oluyor. Bu kitaba biraz şey gibi geldi bana. Yani çok da mantıklı gelmedi açıkçası söylemek gerekirse. Çok daha farklı ilerletilebilirdi. Yani o yüzden bilemedim. Epsilon demişken birinci bölümde bir Epsilon düşüyor mu, intihar mı ediyor belli değil. İşte bunun arkadaşı durumun farkında. Bir Epsilon arkadaşı. Fakat tabii zekasından dolayı kimseye anlatamıyor. Bunun aslında bir Indra'nın planı olduğunu sonradan öğreniyoruz. Toplumun bir şekilde devam etmesi için bazı aksayan kısımları koparması gerektiğini düşünüyor. Tabii burada hesaba katılmayan tek John. Çünkü sisteme bir tek John bağlı değil. Zaten bu da John'u bir şekilde Epsilon'ların lideri haline getiriyor. Ve tabii ki de Cesur Yeni Dünya halkını nasıl yıkarsınız? Tüm somok kaynaklarını kestiğiniz an zaten insanlar birbirini yemeye başlıyor. Çünkü somasızlığı düşünemiyorlar bile. Bizim de araba sesini düşünemediğimiz gibi. Köpek tabii. Daha sonra zaten birbirini yemeye müsait duruma gelen insanları hepsi onlar katlediyor. Indra yok oluyor. Ve bariyer ortadan kalkıyor. Şimdi ikinci sezon için çeşitli sorular var. İşte vahşilerle medeniler ne yapacak? İşte Epsilonlarla medeniler ne yapacak? Bir de son sahnede gösterilen Indra'nın aslında yok olmadığı, Bernard'ın gözünde saklandığı kısım. Indra ne yapacak? Bunların tüm cevaplarını ikinci sezonda izleyeceğiz. Genel olarak diziyi değerlendirmek gerekirse açıkçası çok daha iyi olabilirmiş. Çünkü bütçesi gayet yüksek. Ve ne kadar? Bölüm başı 7-8 milyon dolar falan olması lazım ama tam emin değilim. Yanlış da olabilir. Bir de hani Peacock iddialı olarak bunu yapıyor. Çünkü Netflix'in House of Cards'da yaptığı çıkışı bunlar da Cesur Yeni Dünya'yla yapmak istiyorlar. Artık
İşte bu tür platformlar belli dizilerle eşleşmek istiyor, özleşmek istiyor mesela. Amazon Yüzüklerin Efendisi'ni yapacak. İşte Apple Asimov'un Vakıf serisini yapacak. Yani Peacock'un da Cesur Yeni Dünyası olacaktı. Belki biraz daha cesur olabilirdi. Biraz daha yeni olabilirdi. Yani artık cesurluk dizi kavramında sadece işte göğüs, kalça ve bol bol sevişme sahnesi göstermek değil. Daha farklı şeyler yapılabilirdi yani. Diyaloglar çok çok daha iyi olabiliyordu. Çünkü elinizde hazır bir metin var ve diyaloglar hakikaten vurucu. Dizinin diyalogları o kadar vurucu değildi. Bir de her bölümü farklı bir senarist yazdığı için bazı karakterlerde tutarsızlık vardı. Mesela Vahşi John bir bölümde Yeni Londra'ya çok iyi ayak uydurmuş. İşte o partiden bu partiye koşan, işte o kızla bu kızla yatan, hatta grup seks partilerine katılan bir karakter. Bazı bölümlerde çok depresif davranıyor. Sanki hiç uyum sağlayamamış gibi. Ben bunu yazarların, senaristlerin John'u farklı yorumlamasına bağlıyorum. Daha başka olarak da, şimdi 1932 yılında Huxley bu kitabı yazdığında yapay zeka kavramı yoktu. Yani bizim yeni Londra'mız bir yapay zekanın ürünü değildi. Bildiğin insan yaşamının, insan evriminin getirdiği bir noktaydı. Yani insan üretimiydi. Ve biraz daha fazla siyasi bir kitaptı. Yani çünkü temel olarak Cesur Yeni Dünya'nın temelinde Ford'un T modeli var. Yani Cesur Yeni Dünya kitabına çok girmek istemiyorum. Kitaptan çok farklı olduğu için onu da haftaya konuşacağım. Oraya da malzeme kalsın. Ama ben temel olarak dizinin kitabı yorumlayışını beğenmedim. Çok daha farklı olabilirdi. Yani özgün bir senaryo yapay zeka ile sıradanlaştırılmış gibi geldi bana. Çünkü biz artık 2020 yılında her hafta ortalama 1000 bilim kurgu filmi veya dizisi yeni başlıyor, izliyoruz ve sürekli bu konular işleniyor ve bu konularda da Westworld tarzında yeni bir şey söylememiş. Klasik köle ayaklanması. Biz mutlu değiliz ve işte patronlarımızı öldürüyoruz. Hani Westworld'de de aynı tema işleniyor. Ama çok daha farklı bir şekilde. Bir de Indra'yı da Ama bu şeylerle kaynaklı olabilir. Az önce dedin ya, senaristler her bölümde değişiyor diye. ya orada zaten Şimdi ilk mesela hani bir karaktere, bir oyuncuya mesela bir misyon yüklersin. Ama farklı bir senarist o beğenmeyi farklı bir şey yapmaya çalışıyor. bizdekinden farklı olarak zaten Amerikan dizileri veya Avrupa dizilerine hemen hemen her bölümünü farklı bir yönetmen çeker. Her bölümde farklı bir senarist yazar. Yani dizinin yapımcısı dediğimiz abi bir 2-3 Ama bölüm şöyle 2-3 bölüm yazar, 2-3 bölüm çeker. Der ki tema budur, bu şekilde ilerleyin. O bağlamda. bir şey var. Yani Yani mesela Westworld'ü de 10 tane farklı senarist yazdı şu ana kadar. Sen bir farklılık görebildin mi? farklılık göremedim ama bu işte az önce söylemiş olduğun hani dedik ya böyle bilim kurgu filmlerinde hep aynı şeyler işte yani biz köleyiz, patronlarımızı öldürüyoruz. İşte Westworld'de bu daha farklı işlendi. Yani. Aynı mantık ama işleyişi farklı. Hani yapımcı evet bunu diyor olabilir ama mesela hani diğer onu çekecek olan ve yazacak olan işte elemanlar, insanlar artık kimlerse bu mantığı anlamamış da olabilir. O yüzden bazı şeyler iyi işlenmemiş Ya olabilir. bunlar amatör insanlar değil işte, problem orada. Abi amatör insanlar değil ama hani her profesyonelden de bazı şeyler çıkmıyor. Oyunculara çok fazla bir şey diyemeyeceğim çünkü çok da anladığım bir alan değil açıkçası söylemek gerekirse. Hepsi kaslı. Sesi 90-60-90. Yo. Yengem var. Yo. Şöyle eleştiriler gördüm. İnternet ortamında yani işte çok seks sahnesi var, çok çıplaklık var, aşırı derecede hani tamam hani diziler ilk başta tutunmak için ilk 3-4 bölüm cinselliği, çıplaklığı, erotizmi arttırırlar.
Bu doğrudur yani. Ondan sonra yavaş yavaş düşer yani. Bu Star Trek'te bile böyle yani. Ama bu evren öyle bir evren hani. Çünkü toplumun temelinde seks ve legal uyuşturucu var. Bu şekilde yürüyor sistem. O yüzden bunu azaltmaları veya işte az göstermeleri çok da doğru olmazdı. Tabii burada şöyle de bir soru sorabiliriz. Sen yaşamak ister miydin bu Cesur Yeni Dünya'nın yeni Londra'sında? İmkanı yok. Niye adam? Biz ezan sesini duymadan yaşayamaz mıyız? Ya o öyle bir şey değil de. Kimse istemez ki abi ben düşünsene duş alacağım. Tamam mı? Ya tuvalete gideceğim, dişimi fırçalayacağım. Dalaman biri yanında bildirecek. Bu arada Ama kapının şöyle bir şey olacak. evin kapısı da yok yani kilidi de yok. Aynen. Mesela şey laps diye giriyor mesela arkadaşın. Bir de şöyle bir durum var Batuhan. Bunu da belki söylemedik. Betalar birbirine benziyor. Mesela Lenina Chrome dedik. İşte ana karakterlerimizden biri. Onun bir arkadaşı var. Fanny. O da Chrome. Çünkü o da bir beta. Yani mesela İntihar eden Epsilon ve arkadaşı birebir aynısı. Çünkü kitapta bunu detaylıca açıklıyor, dizide bunu açıklamamış. Onlar tek bir yumurta ikizinden üretiyorlar. Yani 300 çocuğu tek bir yumurta ikizi. 300 ikiz gibi düşün. 300 mü oluyor? Ha, mesela. O şekilde. 300 tane delta. Ya işin özü şu aslında. Bu Seri üretim kardeşim. yok İşin yok. Ha. özü seri üretim. Tamam o öyle olabilir. Eyvallah. Yani fabrikası ürünü. Basit etiketi geç. Basit etiketi geç. Ama benim demek istediğim olan şu olacak. Mesela 5 tane sınıf var ya. Beta. En üstü beta. Alfa, İşte alfa, delta, beta. Yani delta. gamma, epsilon. Top şu an günümüzde de en üstte mesela milyarderler var mesela. Ama Çok. sınıfsız toplum olmaz. Ya tamam ben Burada sınıf hayır demek istediğim olan şu. Şimdi mesela hani Steve Jobs'ı bize nasıl gösterdiler? İşte bir tane hani 30 liralık tişört diyelim mesela 30 Kazak. dolarlık tişört veya kazak işte 20 dolarlık pantolon işte 15 dolarlık saat bir tane işte yani şu an günümüz modası ne? İşte atıyorum kısa paça ya da İspanyol paça örnek gibi. Hiç öyle değil. Ama mesela bakıyorsun bir işte atıyorum Brezilyalı ünlü bir oyuncu bile şu an en moda şekilde işte giyiniyor. İşte ona göre parfüm kullanıyor, ona göre şey kullanıyor. Onun bir altındakiler de işte ne oluyor? Alfa şey, betalar oluyor. Betalar da ona göre. İşte onun bir altı delta. Toplum da böyle ilerliyor aslında. Orada onu bir sen bak geçirmeyen bir şey olabilirler bence. Orada şöyle bir durum var. Her toplumda sınıf olur. Önemli olan sınıflar arası geçişkenliğe izin verilip verilmediğidir. Bu toplumda sınıflar arası geçişkenlik yok. Yani sen Batuhan Atalar olarak atıyorum ki Delta sınıfındasın bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde. Beta olma umudun var. Alfa olma umudun var. Bunlar düşük ihtimaller belki. Ama var. Ama mesela Yeni Londra'da Epsilon olarak doğduysan zaten delta olma ihtimalin bile yok. Çünkü senin yapacağın işi bile belirlemişler. Ona göre koşullandırmışlar. Sen aksini düşünemiyorsun bile. Olay burada başlıyor. Temizlik yapmak çok güzeldir. Adam soruyor, niye temizlik yapıyorsun? Çünkü hoşuma gidiyor yani. Demek istediğim bu. Mesela bir beta şey diye düşünüyor. İyi ki alfa değilim, alfalar kadar çalışmıyorum. İyi ki delta da değilim, onlar kadar çirkin değilim. En güzeli beta olmak. Buna şartlandırılmış. Sürekli bu pompalanıyor. Yani olay o. Yani çünkü her toplumda bir sınıf olur. Olmalıdır da zaten. Sınıfsız toplum olmaz. Marksistlere selam olsun. Ama gomünist kızlar bizi takip etsin. Benim Cesur Yeni Dünya dizisinin birinci sezonuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Başta da söylediğim gibi eksik bıraktığımı düşündüğünüz yerler varsa aşağılarda konuşalım. Ve aslında sen böyle düşünüyorsun ama ben böyle düşünüyorum. Bence sen yanlış düşünüyorsun diyen varsa sadece düşünmekle kalmasın, yoruma da geçirsin. Önümüzdeki hafta
Cesur Yeni Dünya kitabını konuşacağız. Ve kitabı yazdıktan 26 yıl sonra, 1958'de çıkmış sanırım. Tabii. 26 yıl sonra yazdığı Cesur Yeni Dünya, Cesur Yeni Dünya'yı Ziyaret kitabının ismini söyleyemedim. Bir de anlatacağım. Evet. Neden? Çünkü burası sosyal medya. Bilgim olmasına gerek yok. Bu kitapları konuşacağız. Haftaya cumartesi günü görüşürüz.